Selamlar herkese ben Mert. Starfield'la beraber 25 saati geride bıraktım. Ve bu 25 saat içinde öğrendiğim deneyimlere göre sizlere bir rehber hazırlamak istedim. Çünkü bugün Starfield herkes erişime açılıyor. Hadi başlayalım. Karakter yaratırken öncelikle ilk önemli seçeneğiniz arka plan seçmek. Arka plan ne demek peki? Arka plan oyunda bazı konuşmaları değiştirebiliyor. Evet diplomat arka planım var. Ben işte insanlarla konuşmakta iyiyim falan diyebiliyorsunuz. Bu cepte. Ancak bunun dışında 3 tane yetenekle başlıyorsunuz. 3 yeteneğiniz bir level olarak başlıyor. Bu arka plan sayesinde. Bu arka plan bu 3 yeteneği belirliyor. En önemli 2 yetenek bana kalırsa erken oyunda. 1. Digipick yani oyundaki lockpick'in adı. Digipick kullanabilme yeteneği. O security oluyor. 2. Persuasion. Daha sonra Digipick'i göstereceğim. Cyber Runner'da Stealth, Security ve Theft var. Buradaki Security Lockpick kullanabilme, Theft pickpocket yapabilme, Stealth ve stealth atak yapabilme. Stealth atakın e, nasıl olduğunu e, Bilmiyor olabilirsiniz. Onun hakkında da bir video göstereceğim çekeceğim. Çünkü stealth atak çok kolay bir şey değil. O daha sonranın konusu. Security şu yüzden önemli çünkü bazı kapıların ardında e, Göreve ulaşmak için kısa yollar olabiliyor ya da işte özel ekstra bilgi almak için yerler olabiliyor. İşimizi çok kolaylaştırabiliyor. Onun harici ekstradan lootlar olabiliyor. İşimize baya bir e, kolaylaştıran bir şey. E kesinlikle erken oyunda almak gerekiyor. Çünkü erken oyunda alırsak geliştirmemiz o kadar kolaylaşıyor. Az sonra geleceğim geliştirme kısmına. Cyber Runner, Runner dışında benim başladığım şey Diplomat. Neden Diplomat başladım derseniz NPC'leri ikna edebilmek çok önemli bir şey. NPC'ler bizden e, bir bilgi saklıyor olabiliyor. Yani biz, bizim ondan bir bilgi almamız gerekiyor olabiliyor. Biz o bilgiyi alırken bizden para talep edebiliyorlar. Ama para talep ettiğinde biz onu ikna edersek para vermeden kurtulabiliyoruz. Onun harici bir savaşa gireceksek bir NPC ile aynı şekilde ikna ederek savaşmadan da kurtulabiliyoruz. Bu yüzden persuasion bana göre oyundaki hikayedeki en önemli yetenek. Hikaye dışındaysa dediğim gibi işimizi, oyunu oynarken oyun kalitemizi en fazla arttıracak şeylerden bir tanesi de lockpick. Bu iki yeteneği kesinlikle erkenden açmaya çalışın. İkisinin beraber olduğu bir arka plan hatırlamıyorum, görmedim. Varsa elbette siz de kullanabilirsiniz ancak bildiğim kadarıyla yok. Ben o yüzden diplomatla başladım. Hem de arka planım diplomat olursa işte e, konuşmalarda da ona göre değişir diye. Şimdi yetenekleri geliştirme kısmına geleceğim. İkna kabiliyetiniz yani persuasion'ınız bir levelken solda challenge progress yazıyor. Bu challenge progress onun iki level yapmadan önce yapmanız gereken şeyi size gösteriyor. 3 kişiyle e, ikini ayrıca konuşurken başarılı olmamı istiyor benden. Eğer bunu yapmazsam yetenek puanım olsa dahi iki level yapamıyorum Persuasion. Bu nedenle her fırsatta Persuasion'ı kullanıp seviye atlatmam gerekiyor. Erken oyunda almazsam eğer bunu çok sonra alırsam bunu geliştirmem çok zorlaşır. Belki son level yapamam bile eğer oyun sonlarına doğru alırsam. O yüzden erkenden almak bunu oldukça önemli. Tabii ki karşımıza sayısız fırsat çıkacak. O yüzden büyük ihtimalle sonradan alsak da son level yapabiliriz. Ancak çok sonradan son level yaparsak yüzde 50 ekstra şanslı değil, yüzde 10'la deniyor oluruz erkenden bile. Geliştirmek için aynı zamanda da çok fazla bize e, oyunda esneklik sağladığı için para vermemiz gerekiyorken vermeden kurtulmamızı savaşmamız gerekiyorken savaşmadan kurtulmamızı sağlayabildiği için persuasion çok önemli. Yine aynı şekilde lockpick de gelişmek istiyorsak ilk level için 2 level'a çıkartabilmek için 5 kere başarılı bir şekilde lockpick yapmamız gerekiyor. Digipick kullanmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra sadece 2 level'a çıkartabiliyoruz. Ekstradan da tabii ki yetenek puanımız, skill point'imiz varsa. Yani hem skill point harcıyoruz hem de bu challenge'ı bitirmiş olmamız gerekiyor. Bu challenge'ı bitirip seviye atlatmayıp başarılı bir şekilde digipik kullanmaya devam edersek o yaptığımız başarılı digipikler boşa gidiyor. Bu nedenle seviye atlatabildiğimiz anda seviye atlatmamız gerekiyor. Eğer yapmazsak seviye atlatmamız gitgide zorlaşacaktır. Çünkü gitgide daha daha fazla zaman isteyecektir. Bu challenge'ları bitirmek için çünkü ileride 20 tane e, başarılı lockpick yap da diyor. Her seviye için gitgide artıyor bu challenge. Bir diğer seçtiğiniz şey ise trade'ler. Karakterinizi yaparken 3 tane trade seçiyorsunuz. Ben bunlardan hayalimdeki eve sahip olmayı ancak ev için borçlu olmayı, bir hayranımın olmasını aynı zamanda da ailemin olmasını seçtim. Ailenizin olması ya da hayranınızın olması size çok fazla bir şey katmıyor. Evinizin olması da normalde katmıyor ancak şiddetle tavsiye ederim çünkü gerçekten güzel bir yer. Hayranınızın olması, hayranınız güçsüz ancak onunla konuşmalar güzel olabiliyor. Aileniz olunca yine konuşmalar fena olmayabiliyor. Ekstradan oyuna farklı bir hava katıyor. Ama dediğim gibi çok da önemli şeyler değiller. Sağdakilere gelecek olursak Wanted seçerseniz peşinizde paralı askerler dolaşıyor. Paralı askerler e, dolaşmasına karşılık olarak iyi yanıysa... ...siz eğer e, canınız azsa daha fazla hasar vuruyorsunuz. Çok da güzel bir şey değil bana kalırsa. United Colonies Native seçerseniz United Colony Colony'nin e, vatandaşı oluyorsunuz. Oradan ev alabilirsiniz, başka bir şey yapabilirsiniz. Size kalmış oluyor. Hikayesini dinlemediyseniz... 13 dakikalık bir video'm var. O e, videoyu izledikten sonra karar verirsiniz, sevinirim. Herhangi bir yerden olma işine. serpent Embrace, e, Varun Hanedanı'dan olabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla daha doğrusu o din'e mensup oluyorsunuz. Ancak tavsiye etmem. Raised Universal, Universal Kilisesine e, inanıyor olabiliyorsunuz. Raised Enlightened, Enlightened e, Topluluğuna inanıyor olabilirsiniz. Universallar, e, bu Bilimsel gelişmeler, insanlığın gelişmesi, Tanrı'nın bize size bunları bahşettim gelip beni bul demesi demek diye inanıyorlar bir kilise. Enlightened olanlar, ateistler topluluğu, insanlar birbirine sahip çıkmalı çünkü ahiret diye bir şey yok diyorlar. Serpent Sembre ise Varun hanedanının şeyi. Direkt devasa bir yılana sapıyorlar. O yılan isminde bir sürü insanı öldürüyorlar ve sefer düzenliyorlar. Neon Street Rat Neon'lu oluyorsunuz. Tavsiye etmem yine. Neon Cyberpunk gibi bir yer. Ee, uyuşturucuyla dolu, eğlenceyle dolu. Free Star Collective Settler. Free Star'lar biraz daha böyle kovboyumsu, biraz daha orta çağımsı bir yer. Ee, United Colonies gibi. Eğer bir yer seçecekseniz United Colony ya da Free Star tavsiye ederim. Neon da olabilir yine aslında. Bu üçünden bir tanesi olabilir bana kalırsa. Kalanını çok tavsiye etmem. Bu konuşmalarda size ekstra şeyler katıyor. Ve mesela dediğim gibi işte United Colony vatandaşı olursanız oradan ev alabiliyorsunuz. Öbür türlü vatandaş olmadan ev alamıyorsunuz. Bunlar tamamen size kalmış. Oyuna ekstra seçenekler ekliyorlar. Ve oynanışınızı değiştirebiliyorlar. Extrovert'tür, empath'tir onları çok tavsiye etmem. E introvert'tür ya da. Çünkü çok fazla bir şey katmıyorlar. Yani roleplay açısından da bir şey katmıyorlar. Oyunun açısından çok az bir şey katıyorlar. Mesela introvertseniz tek başınızayken daha fazla sar vuruyorsunuz. Extrovertseniz yanınızda bir e, companion'iniz, yoldaşınız varken daha fazla sar Bu nedenle o tarz şeyleri tavsiye etmiyorum. Roleplay şeyleri seçerseniz daha çok zevk alırsınız oyunda. Çünkü gameplay açısından size pek bir şey katmıyor. Yeni bir mekanik bir şey getirmiyor. Roleplay'e önem vermeniz yararınız olur. Bir diğer önemli tavsiyem ise herhangi bir görev yaparken ya da bir yere giderken öncelikle bir saatte olsa yatakta uyuyun. Çünkü uyursanız sonrasında size yarım saate kadar sürecek olan bir XP buff veriyor. Yarım saat değil 24 dakika mı 24 saat mi oyun içinde bilmiyorum artık ama her görevden önce yaparsanız rahat edersiniz. Ne kadar sürdüğüne bakmadım. %10 ekstra XP kazanırsınız eğer yatakta uyursunuz. Öncelikle daha önce değindiğim şeye geleceğim. Persuade yazıyorsa ve deneyebiliyorsanız kesinlikle deneyin. Bu sayede challenge'ı daha erken bitirirsiniz. Seviye atlatmanız için gerekli. Bunun dışında uzun bir süre ana görevden ilerleyin. Neden mi? Çünkü ana görev size hem oyunu öğretiyor hem de en fazla XP'yi sağlıyor. Oyunu öğretmekten kastım ne? Bir şehre geldiniz ve o şehirde görev yapıyorsunuz. Bu görevde size Eşya alıp satabileceğiniz kişileri de tanıştırıyor. Şehrin atıyorum kilisesinde tanıştırabiliyor zaman içinde. Her şeyini tanıştırabiliyor ve size etrafı gösteriyor. Yapabileceğiniz şeyleri de gösteriyor. Mesela benim gemimde Grav Drive'ımı geliştirmem gerektiğini söyledi ve bunu daha sonradan anlattı. Genel olarak tutoriallar ana görevde ilerledikçe veriliyor. Bu yüzden size tavsiyem ana görevden ilerleyin. Tabii ki etrafında bulursanız size efsanevi ekipmanlar veren Mantis Görevi gibi benim videosunu çektiğim. Tabii videomda spoiler olabilir. Onun e, nereden alındığıyla ilgili bir e, video da yapacağım. Mantis Görevi tarzı size efsanevi ekipman veren görevler varsa onlar haricinde ana görevde ilerleyin derim. Çünkü mesela Mantis Görevi direkt geldiği gibi yapın. Size efsanevi 3 tane eşya veriyor, bir de gemi veriyor. Bu tarz e, işinizi kolaylaştıracak görevler harici. Ana görevden çok çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Oyunda bir kere yaptırtıyor ancak sonrasında unutabiliyorsunuz. Bir uzay istasyonuna girmek istiyorsanız önce E tuşuna bir kere basıyorsunuz. Sonra üstünde R tuşuna basılı tutun ki doklayın yani oraya e, bağlanıp gidebilin diye seçenek çıkıyor. Bu konuda e, takılmayın. <laughs> Unutmayın. Çünkü ben bayağı bir uğraşmıştım ve bulamamıştım. Şimdi oyundaki en önemli ilk açmanız gereken yeteneklere geleceğim. Persuasion'dan bahsettik. Persuasion'ı kesinlikle geliştirin. Security'den de bahsettik. Lockpick kullanabilmek için. Bir başka, en azından bir yetenek puanı vermeniz gereken şey ise Boost Pack Training. Çünkü oyunda jetpack'i kullanabilmeniz için az da olsa size oyun kalitesi, oyunu oynarken daha rahat bir şekilde hareket etmenizi ve jetpack yani <laughs> kullanmanızı sağlaması için en az bir yetenek puanı bunu harcamanız gerekiyor. Çünkü buna bir yetenek puanı vermezsiniz eğer boost pekenizde eğer e, jetpack özelliği olsa bile kullanamayacaksınız. Çünkü bunun yeteneği sizde yok. Buna bir puan verdikten sonra geliştirebileceğiniz şeylerde yine bir stealth önemli. Eğer stealth gitmek istiyorsanız çünkü bu olmadığı zaman enterly bastığınızda herhangi bir e, gizlilik barı çıkmıyor. Gizlilik barı çıksın istiyorsanız stealth'e verebilirsiniz. Öbür türlü asla sneak olamıyorsunuz. Eğilseniz bile sizi görüyorlar. Buna bir yetenek puanı verdikten sonra CTRL'ye bastığınızda artık sneak barı görebiliyor oluyorsunuz. Hayatınızı kol kolaylaştıracak bir diğer yetenek ise weightlifting. Yani ağırlık kaldırma. Oyundaki ağırlık mevzusu oldukça kötü. Çünkü yeterince eşya lootlayamıyorsun. Ağırlıktan ötürü fast travel yapamıyorsun. Ağırlıktan ötürü yürürken oksijen gidiyor. Oksijen tamamen gittikten sonra canın gitmeye başlıyor ve istediğin loot'u alamıyorsun. Bu yüzden ağırlık kapasiteni gitgide fazla arttırmak istiyorsan bunu alacaksın. Başta 10 kilogram sonra 25 sonra 50 sonra ise 100 kilo ağırlık sınırını artırıyor. Oksijende sıkıntı yaşıyorsan fitness oldukça iyi. %10, %20, %30. Daha sonra da koşmak artık çok çok daha az harcar diye yetenekler kazanıyorsun. Eğer geminde yeterince yerin olmaz ise, geminin kargo kısmında daha fazla kapasite olsun istiyorsan, payload'a yetenek puanı verebilirsin. %10, %20, %30, %50 diye artıyor bu da. Geminin kargo kısmı da bir süre sonra doluyor. Başlangıçta çok gibi geliyor ancak maalesef doluyor. Gemi savaşlarında sıkıntın oluyorsa kalkanları geliştirebilirsin. Çünkü ileride gerçekten ana hikayede bile çok fazla gemi savaşı oluyor. Ve kesinlikle patlamamak için kalkanlarının iyi olması gerek. Eğer statünde herhangi bir hastalık varsa, mesela hipotermi gibi burada yazan, ve onu neyle iyileştireceğini bilemiyorsan, envanterine girdikten sonra sağlığa girersen en aşağıda statüyü gösteriyor simgesini. Burada gelip her eşyayı sıra sıra aşağıya gidersen en üstte de treatment kısmında neyi gider diye yazıyor. Üstteki ile alttaki aynı olunca yani giderdiği şeyle senin statünde olan şey aynı olunca kullanabilirsin ve üstündeki bu statü gider. Şu anda ben aynısından bulamadım ancak eğer bende bu işaretten olsaydı aşağıda ve bunu kullansaydım o statü iyileşecekti. Buna da dikkat edebilirsiniz. Ağırlıktan birazcık bahsettik ancak biraz daha bahsetmem gerekirse sağdaki olan sizin maksimum taşıyabileceğiniz ağırlık, soldaki ise şu an taşıdığınız ağırlık. Maksimumu istediğiniz kadar geçebilirsiniz. Ancak eğer maksimumu geçerseniz benim ağırlık kapasitem 220 iken ben 221 taşırsam, yürürken bile oksijen harcarım. Bir süre yürüdükten sonra durmam gerekir karbondioksit full olduğunda. Durmazsam eğer karbondioksit fullken hareket etmeye devam edersem canım gitmeye başlar ve aynı zamanda fast travel da yapamam. Normalde siz oyundayken haritayı açıp geminize fast travel yaparak dönebilirsiniz herhangi bir gezegendeyken bir yerdeyken ancak ağırlık ne kadar taşıdığınız önemli. Eğer maksimum kapasitenin üstündeyseniz fast travel bile yapamıyorsunuz. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer şey ise eğer bir eşyayı çaldıysanız ve o çaldığınız eşyanın sizden gitmesini istemiyorsanız onun çalınmış statüsünü göndermeniz gerekiyor. Çaldığınız her eşyada çalınmış statüsü vardır ve o statü üstünde durduğu sürece hapiste size attıklarında o eşyayı alacaklar. Herhangi bir şey yaptığınız, üstünüze bounty geldiğinde bir şekilde hapse düştüğünüzde o eşyanızdan olursunuz. Eşyanız size geri gelmez. Bu nedenle o eşyadaki çalınmış statüsünü kaldırmanız gerekiyor. Çalınmış malları da kaçak malları da satabileceğiniz Wolf adlı bir yıldız sistemi var. Wolf adlı yıldız sistemine gittikten sonra ise Wolf yani kurtun ini diye çevriliyor. Öyle bir yer var uzay üssü. O uzay üstüne gittikten sonra ise Trade Authority diye bir yer var. Bu Trade Authority'de istediğiniz şeyleri satabiliyorsunuz, gerek kaçak mal olsun, gerek de e, çalınmış eşya olsun. Çalınmış eşya sattıktan sonra ise, bütün eşyaları sattıktan sonra, aşağıda Sell from Ship Inventory var. Ona basacaksınız. Sonra tekrar Buy diye bir şey çıkacak, ona basacaksınız. En aşağıda Buy Back var. Sattığınız şeyleri tekrar alabiliyorsunuz. Sattığınız şeylerin hepsini tekrar alacaksınız ve bu sayede çalınmış statüsü gitmiş, gitmiş oluyor eşyalardan. Ve eşyanızı artık hapse girseniz de kaybetmeyeceksiniz demek oluyor. Benim 3 tane efsanevi eşyam vardı. Zor yoldan öğrendim eşyalarımı kaybettim. O yüzden save'i geri aldım ve onları kurtardım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenirseniz ya da yorum yaparsanız çok sevinirim. Genel olarak öndereceklerim şu anlık bu kadar. Daha fazla oynadıkça daha fazla rehber çekeceğim ve takip ederseniz sevinirim. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.